İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli pasaportların üretimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Soylu, 2018'den bu yana 77 milyon çipli kimlik verdiklerini belirterek, Ocak'tan bu yana 1 milyon 600 bin pasaport bastıklarını söyledi. Eskiden ehliyeti de, pasaportu da emniyet müdürlükleri veriyordu. Ve 2018 yılında bunları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne transfer ettik. Ve bu transfer çerçevesinde de bunu sağlamaya başladık. O günden bu yana 77 milyon kimlik verdi. Bu 77 milyon kimlik de çipli kimlik. Ve bunun son 6 milyon 700 binini de 2022'nin ocağından bugüne kadar verdik. Darphaneyle çalışıyoruz. Ocak ayından bugüne kadar 1 milyon 630 bin de pasaport bastık. Yaklaşık 112 bin yeşil pasaport talebi olduğunu aktaran Soylu, yılbaşından itibaren verilen pasaportların %58'inin yurt dışına çıkmadığını ifade etti. Ortalama günlük talebin 7-8 bin olduğunu belirtti. Yerli pasaportlarda da ilk önce yeşil pasaport basacağız. Yeşil pasaport yani hususi olarak nitelendirilen yeşil pasaport basacağız. Onun da sebebi şu, orada da yüksek bir talep var. Yani bizde ortalama günlük pasaport talebi 7-8 bindir. Ama garip bir şey oldu. Son 4-5 aydır bu talep 10 bin ile 15 bin arasına gidip geliyor ki bugün zannediyorum 16 binlik bir talep geldi. Yılbaşından itibaren 1 milyon 630 bin pasaport verdik ve bunların %58'i yurt dışına çıkmadı. Yani pasaport yurt dışına çıkmak için kullanılmadı. Pasaportumuz var. Acillerde zaten günübirlik pasaport veriyoruz. Yani bunu uzun yıllardan beri veriyoruz. Eğer bir vatandaşımızın acilen o gün yurt dışına çıkması gerekiyorsa o kadar seri çalışıyoruz ki hemen bize iletilmesi yeterli bir tuşla gelip buradan bir saat sonra pasaportunu alabilme imkanına sahip. Bu imkanı da ortaya koyduk. Pasaport çiplerini dışarıdan aldıklarını ifade eden Soylu, Macaristan'la anlaşma yaptıklarını anlattı. Macaristan'la bir anlaşma yaptık. Macaristan'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde biz Macaristan'ın yıllık 250 bin pasaportunu basacağız. Onlar da yıllık 250 bin bizim pasaportumuzu basacaklar. Eğer bu iki ülkeden birine yani herhangi bir teknik, herhangi bir doğal afetten kaynaklanan bir süreç söz konusu olursa pasaport ihtiyaçlarını bu ülke diğerinin adına gerçekleştirmiş olacak. Yerli ve milli pasaportun içeriğini ve detaylarını anlatan Bakan Soylu, yeni pasaportun kendine ait özellikleri olduğundan bahsetti. Türkiye Cumhuriyeti ve yine altında İngilizce, eskiden Türkiye diye yazılıyor idi. Bu da yeni pasaport. Burada Türkiye yazıyor, burada da Türkiye yazıyor. Kapağında farklı özellikler var. Lale motifi de var. Aynı zamanda bunda olmayan, dikkat ederseniz, hiçbir yazım da var bunda. Aynı zamanda hemen kenarında kabartmalı bir lale motifi de var. Önceki pasaportun 27 güvenlik ögesi var. Bunun artı 36 güvenlik ögesi var.